Kova ve yükselen burcu Kova olan dostlar, 22-28 Mayıs haftalık burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Önemli bir haftadayız. Gökyüzü dinamik, oldukça güçlü, sert ama bir yandan da yukarıya taşıyacak unsurlar var. Kovalar nasıl etki alıyor, onlardan bahsedeceğiz. Lütfen önce kendi yükselen burcunuzu biliyorsanız ona göre izleyin. Sonra öz burcunuz, yani güneş, daha sonra da ay, burcunuzu takip etmenizi öneririm. Evet, zor bir hafta dedik çünkü plütonik bir hafta. Aynı zamanda Mars artık Aslan burcunda, tam sizin karşıt alanınızda. Hafta boyunca yaşayacağımız bir ilişki bu, aslında içsel bir huzursuzluk verebilir. Bilhassa değişim ve dönüşüm yaşayan Kova burcun ilk günlerinde doğanlar için söylüyorum bunu. Her kova etki almaz bu durumdan. Hani Mars Aslan'da önümüzdeki 1,5 ay tabii ki bunu yaşayacağız ama bu hafta özellikle ilk derecelerde doğan kovalar, yükselen burcu kovanın ilk derecelerinde olan arkadaşlar, Mars'ın karşılarından geçeceği için hafta boyunca biraz zorlayıcı. İlişkilerde mücadelesi gerçekten yorucu ama bir o kadar da güç verecek bir zaman dilimi yaşayacaksınız. Mars neredeyse biz en çok orada enerjimizi harcarız, yoruluruz. Başarı veya başarısızlıklar daha çok o alandan gelir. O yüzden demek ki ortak işler, özel ilişkiler gibi alanlarımız oldukça güçlü çalışacak. Evet, ve güneşimiz artık ikizler burcuna geçti. 5. evimizde ve evet, siz kovalar için elbette ki Plüto ile güneş üçgeninde çalıştırdığı için işte bu biraz önce bahsettiğim zorlu koşulları mesela aşabilirsiniz. Nasıl aşarsınız? Özellikle çocuklar, para, finans, bakın. Ve aşk hayatı ile ilgili konularda da bu başarı verecektir. Evliler için gerçekten ortak kararlar alabilecekleri oldukça güçlü. Hayatı böyle pekiştirici gelecek, de bize umut verecek gelişmeler getirir. Gebelik mesela, hamilelik ki eğer kadın bir kovaysanız bu ay boyunca bunlar gündeminizde olabilir. Unutmayın lütfen. Diğer yandan aile içi dinamikler de çok güçlü. Çünkü Boğa burcunda ciddi bir stelyum var. Evinizin içinde, aile içinde yaşanan konular da çok ön planda. Oradaki aslında gelişmeler biraz sizi tutuyor, engelliyor. Kararlarınızı rahatça uygulamak için sorun çıkarıyor olabilir. Fakat unutmayın, artık Jüpiter burada. Jüpiter tam bu alandan geçerken bazı zorlukları çok çok daha kolaylaştırır. Ancak üstü kapatılmış ne varsa, susulan, işte konuşulmayan mesela, onları da meydana çıkarır. Yani aslında gizli kalmış altı, gizli demeyelim de bilinen ama işte üstü örtülen, hani halı altına süpürdüğümüz konuları da konuşacağız artık. Bunları öne çıkartacağız. Çünkü Jüpiter geçiyor. Kuzey düğüm oradan geçiyor. Hatta birçok kova evinde önemli yenilik ve değişim yapacak. Taşınacak, ev alacak, satacak, daha geniş bir yere geçecek vesaire. Bunlar da söz konusu olacak ama bu hafta için söylemiyorum bunları. Gerçekten burası çok güçlü çalışacak. Yani aklınız fikrinizde de evde, onu söylemeye çalıştım. Şimdi haftanın ilk günü Ay Yengeç burcunda, Pazartesi ve Salı günü bu arada geçerli. Demek ki sağlık çok ön planda olabilir. Haftanın ilk günü eğer sağlık sorunu yaşıyorsanız doktor randevuları, kontrolleri vesaire gündeminizde olabilir. Buralar güçlü gözüküyor. İş hayatınız çalışanlar için çok güçlü, aynı zamanda verimli. Unutmayın, Pazartesi günü bu haftanın en verimli günlerinden bir tanesi. Venüs'ün de çünkü bu evden geçmesi, kadınlar yanında çalışan, birlikte çalıştığınız kadın figürler olabilir, aile içindeki bireyler olabilir. Onlardan mesela onlara yapacağınız yardımlar, onlarla fikir birliği, anlaşmalar gibi durumları hayatınıza getirebilir. Hafta ortasında, yani çarşamba cuma arası sizin için çok daha önemli değerli kovalar. Ay Aslan burcunda, artık Mars orada ve Mars'la kavuşacak. Gerilimli, işte Plüto'ya karşısından geçecek, Jüpiter'e kare yapacak. Biraz eğlence ve keyif ararken aslında bir takım içsel huzursuzluklar ve gerilimler de hissedebilirsiniz. Yani yaşayabilirsiniz. Bunlar yine dediğim gibi en çok ev ve yaşanan yer, ailevi konularla ilgili olacaktır ama bir diğer yandan da özel ilişkilerde de gerçekten Güneş'le Plüton'un o uyumlu açısı sizin için
bir tık yukarıya çıkacak, önünüzü açacak, size vizyon katacak. Ve sizin hayatınızda şu ana kadar kovalar için de, yani hiçbirimizin için kolay olmadı ama kovalar için de gerçekten zordu. Ama güneşin Plüto ile üçgeni, hele sizin de yine kova burcunun ilk derecelerinde bir güneşiniz varsa, işte buyurun bu hafta buradan inanılmaz bir güç, değişim ve dönüşüm. Hatta şöyle söyleyeyim, çok sürpriz gelişmeler olabilir. Hiç ümidinizin kalmadığı bir şey gerçek olabilir. Yani böyle de değerlendirebiliriz. Tabii ki bu kesinlikle sizin kendi doğum haritanızla alakalıdır. Evet, hafta sonuna geldiğimizde cumartesi ve pazar aynı zorlukları, bir de Satürn Güneş karesi ekleniyor. Şimdi Satürn Güneş karesi bizim yaşama olan tutkumuzu, sevgimizi, bağlılığımızı biraz karartır genellikle. Bu toplumsal bir gerçektir. Satürn engel, blokaj getirir biliyorsunuz. Güneş de yaşam enerjimiz olduğuna göre içsel olarak da huzursuzluk, gerginlik getirir. Nereden getirir? Mesela kovalar için daha çok tabii 6. 8. evinizden bir ay geçecek. Güneş orayı kareliyor. Özellikle zorlayıcı konular ve koşullar daha çok bu alanlardan, yani maddi konulardan, koşullardan gelebilir. Satürn çünkü ikinci evinizden geçiyor. Kazançlarınızla yatırımlarınız arasında bir karar vermeniz gerekebilir. Bir yatırım olabilir bu. Bir taşınma düşünüyorsanız orada çok iyi planlar yapmalısınız. Yani kovalar için de çok stratejik hamlelerin zamanı. Yani öyle kolay bir süreçten geçmiyor gerçekten değerli kovalarda. Böyle bir hafta sonu. Yani hafta sonu daha çok finansal göstergeler sizin için önemli olacak. Sağlığa da biraz daha, özellikle hafta sonunda özen göstermenizi tavsiye ederim. Evet, böyle bir hafta hepimizi bekliyor sevgili kovalar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve her gün günlük burç yorumlarımızda akşam saatlerinde YouTube'da sizleri bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.